Selamlar arkadaşlar. Bu videoda Escape from Tarkov'a yeni başlayan arkadaşlar için elimden geldiğince oyunu biraz tanıtmaya ve açıklamaya çalışacağım. Birkaç püf noktayı, yapılması yapılmaması gereken şeyleri temel olarak anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Öncelikle ilk oyunu açtığımızda bu ekranla karşılaşıyoruz. Burada karaktere basıyoruz. Buradan envanterimiz. Bu sağ kısımda gördüğümüz stash bölümündeki eşyalar hiçbir zaman kaybolmaz. Ama biz raid'e girerken üzerimize alacağımız şeyleri buradan tayin ediyoruz, buradan karar veriyoruz. Mesela en başta en çok bilinmesi gereken şeylerle başlayacağım. Şimdi bir item'ı diyelim çantamıza koymak istiyoruz. Envanter ekranında veya oyun içinde, raid içinde. Ama çantamızda yeterince yer yok. Yani yatay olarak sığmayacak kadar dolu çantamız. Bunu isterseniz şu şekilde dikey olarak da istediğiniz yere sığdırabilirsiniz. Bu silah olur, şarjör olur, istediğiniz bütün itemlar, birden fazla slot kaplayan itemlar için bu geçerli. R tuşuna basarak gördüğünüz gibi istersem yatay, istersem dikey. Gördüğünüz gibi bak yatay olarak buraya sığmıyor. Ama dikey olarak sığdırabilirim bu şarjörü. Bu bunlardan biri. Onun haricinde katlanabilir şarjör, pardon, katlanabilir dipçik kısmına biraz değinmek istiyorum. Mesela AKS-74U silahının dipçiği katlanabiliyor. Silahı şu şekilde sağ tıklayıp unfold diyerek kapladığı alanı bu şekilde değiştirebiliyoruz. Dipçiği ve susturucusu silahın fazla yer kaplamasına neden olabilir. Susturucu şu şekilde çıkardığımızda daha az yer kaplayacaktır. Eğer hiçbir şeyi katlamazsak gördüğünüz gibi daha fazla yer kaplayacaktır. Bunu envanterinizi düzenlerken ya da raid içinde alacağınız malzemeleri düzenlerken diğer player'ları ya da botları lootlarken aklınızda bulundurmanızı tavsiye ederim. 2 slot daha fazla item kurtarabilirsiniz bu şekilde. Envanter olarak genel olarak söyleyeceğim şeyler bunlar. Eğer bulabilirseniz ya da alabilirseniz şu şekilde case'ler, weapon case'ler veya şu şekilde pistol case'ler sizin daha az envanter kullanarak daha fazla item'ı saklamanıza yardımcı olacaktır. Tabi bu case'lere sadece silah konulabiliyor. Mesela pistol case'e sadece pistoller. Şu eye case'e de armor'lar ve silahlar falan konulabiliyor diye biliyorum. Ben sadece silah koydum mesela. Gördüğünüz gibi şu kadarlık bir alana bu kadarlık item sığdırıyor. Gayet güzel bir özellik. Hani envanter için ilk başta söyleyeceğim şeyler bunlar. Peki üzerimize neler almalıyız oyuna girerken? İlk başladığımızda tabi size bu silahların hepsi olmayacaktır. Şu an bende olanlar. Ben bayağıdır oynadığım için envanteri bayağı genişlettim. Bu silahlar olmayınca hani kaybetme korkusu da biraz artacaktır. Oyunda çünkü birkaç sadece pistolünüz, bir belki AK-74'ünüz, belki bir tane de submachine gun'ınız olacak ilk başladığınızda. Bunları eğer kaybetmek istemiyorsanız envanterinizdeki eşyaları buraya bırakıp silahınızı, çantanızı, yeleğinizi neyse işte sadece balta, bir sağlık kiti, bir tane de painkiller ile girmenizi tavsiye ederim oyuna ilk başta. Peki üzerimizde eğer silahlı ve iyi bir ekipmanla girmek istiyorsak bulundurmamız gereken şeyler neler? Öncelikle bir yedek şarjör, fazladan mermi, bir sağlık kiti, bir painkiller, tercihe göre el bombası. Eğer büyük maplere giriyorsak uzun süre oyunda kalacağımız için bir tane su mutlaka bulundurun. Bunlar hayatınızı kurtaracaktır yeri geldiğinde. Şimdi slotlara itemları nasıl atacağız onu da göstereyim. Şu aşağıda görmüş olduğunuz birden 10'a kadar olan slotlarımız. İşte 1'e bastığımızda pistol elimize gelecektir eğer burada pistol varsa. İşte 2 ve 3 ana silah slotumuz. Ben K'ya aldım, sizde V olacaktır. V'ye basınca da balta veya bıçak, artık elinizde kesici hangi silah varsa o gelecektir. Sağlık ve sağlık kitlerini ve şarjörleri kullanmak içinse bu kitlerin yeleğinizde ya da cebinizde olması gerekiyor. Mesela el bombası diyelim. Çantanızda ise G'ye bastığınızda el bombası atmayacaktır karakter. O yüzden cebinize ya da yeleğinize koymanız gerekecek. Şunu da kesinlikle yapmayın. Yani diyelim
Eğer envanteriniz, yeleğiniz bu şekildeyse şarjör değiştirmeye bastığınızda silahtaki şarjörü çıkardığında yerine yeni koyacağı bir şarjörlük yer olmadığı için şarjör yere düşecektir. O yüzden her zaman şarjör değiştirebilmek için bir iki slotluk, artık şarjörünüz kaç slot kaplıyorsa iki slotluk yer bırakmanızı hatırlatayım. Yoksa şarjörünüz yere düşer, bir daha alamazsınız. Yine aynı şekilde eğer pistol ise cebinize de gelebilir şarjörler. O tek slot kaplıyor. Pistol şarjörleri şu şekilde. Eğer yine cebinizde ya da yeleğinizde yer yoksa pistol şarjörü de tüfek şarjörü gibi yere düşecektir. Bunu da aklınızda bulundurun. Onun haricinde sağlık malzemelerini ayrıca açıklayacağım ama şöyle bir püf nokta var. Eğer diyelim bir sağlık kitini cebinize ya da yeleğinize koyduktan sonra şu şekilde sürükleyip aşağıda 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kısımlarından herhangi birini atarsanız, şu 1, 2, 3'ü atamıyorsunuz, onlar silah kısmı olduğu için. Buraya bir yere atarsanız oyun içinde yaralandığınızda tekrar sağlık bölümünü açıp buradan tutup sürükleyip veya sağ tıklayıp use demenize gerek kalmadan 5'e basarak sadece sağlık kitini kullanabilirsiniz. Şimdilik bu tabi çok kullanışlı oluyor, herhangi bir sağlık kiti basarken animasyon yapmadığı için karakter. İleride o değişecektir. Onu sağlık bölümünü anlattığımda daha da detaylı bir şekilde anlatacağım. Painkiller yine aynı şekilde, bacağınız kırıldığında bazen açık alanda yakalanabilirsiniz. O yüzden painkiller'ı her zaman 4 veya 5 numaralı slotla elinizin altında bulundurmanızı tavsiye ederim. Bu aynı şey tabi yiyecek içecek için de geçerli. Onları da bu şekilde yerleştirebilirsiniz. Çantanızda olmamak kaydıyla, yeleğiniz veya cebinizde olmak kaydıyla istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz itemları. Envanter için ilk başta söyleyeceğim şeyler bunlar. Peki oyuna ilk başladım. İlk yapmam gereken şeylerden biri ne? Bir geri deyip ilk ana ekrandan trading bölümünden, buradan traderlarımızı görüyorsunuz. Bu traderlar artacaktır ileride. Şimdilik 5 tane traderımız var. Bu traderdaki itemları girip şu sekmeden tek tek sağ tıklayıp inspect demenizi tavsiye ederim. Çünkü ben hani hepsini bunların inspect yaptığım için daha önce, examine yaptığım için pardon. Ben de normal resimleri gözüküyor. Sizde bunlar kapalı gibi gözükecektir. Ama sağ tıklayıp bir kere examine dedikten sonra oyun içinde veya herhangi bir yerde bu itemle karşılaştığınızda direkt alıp çantanıza koyabileceksiniz. Aksi takdirde zaman kaybedersiniz oyun içinde. Examine yapana kadar loot yapma sürenizi biraz uzatacaktır. O yüzden oyuna girmeden önce buradaki itemları, traderlardaki itemları tek tek girip examine yapmanızı tavsiye ederim. Hem neler alabileceğinizi, neler alamayacağınızı da görmüş olursunuz. Traderlarda yine bir ufak püf nokta. Trader level'larını ve nasıl arttıracağınızı daha önceki videolarda anlatmıştım. Trader level'ınız arttıkça bir level'da ilk başta şu itemlarla karşılaşacaksınız bu trader'da. 2 level'da şu itemlarla karşılaşacaksınız. 3 level'da hangi itemlarla karşılaştığınızı bu şekilde görebilirsiniz. 4'e basınca sadece 4 level olunca trader hangi itemları alabileceğinizi burada görebilirsiniz. İleride tabi item arama sekmesi eklenecektir. Burada item'ın adını yazıp direkt bulabiliriz. Ama şimdilik biraz böyle karışık bir sistem yaptılar. Tabi isterseniz level'ınız arttıkça en soldan şu hepsini göster seçeneğine basarak bütün trader'ın alabildiğiniz, satın alabildiğiniz her şeyi buradan açıp görebilirsiniz. Şimdi ilk başta yapılması gereken şu terapist olan trader'a gelip bir level'ı açalım. Şu planlar var. Factory plan, Customs plan ve Woods plan. Bu planları almanızı ben tavsiye ediyorum ilk başta oyuna girenler için. Şimdi bu neye yarayacak? Şuradan göstereyim. Ben de bu haritalar var. Şimdi diyelim Woods map'ine girmek istiyoruz. Woods haritamızı buradan silinmeyen konteynerimize koyacağız. Ben de gamma konteyner, sizde alfa veya beta konteyner de olabilir. Burası kaybolmayan kısım olduğu için haritamız her zaman güvende olacaktır. Dışarı alıp ölmediğimiz müddetçe. Şimdi girelim. Harita neden gerekli onu göstereyim. Diyelim Woods haritası var. Ha, şimdi Woods'a girerken oyuna hangi bölgede başlayacağınızı buradan seçebiliyorsunuz. Bu tarafta seçerseniz çıkış noktaları böyle yeşil olarak gözüküyor. Ha, isterseniz House'u seçerseniz de bu yöndeki çıkış noktalarını size verecektir veya şurasını.
Bunu aklınızda bulundurun. Bu soru işareti olan çıkış noktaları kesin olmayan çıkış noktaları. Yani bu bölgeye gittiğinizde eğer orada parlayan yeşil bir smoke ve flare görürseniz o bölgeden çıkış yapabileceğiniz anlamına geliyor. Ha yoksa eğer buralarda çıkışı göremediyseniz kesin çıkış noktası olarak da şu soru işareti olmayan yeşil çıkış noktasından çıkmak zorundasınız. Bunu aklınızda bulundurun, oldukça faydalı. Eğer haritam yoksa nasıl gireceğim, hiç giremiyor muyum derseniz de random entry point olarak giriyorsunuz. Ya bu tarafta ya bu tarafta herhangi bir yerde rastgele bir bölgede başlatıp rastgele bir çıkış noktası veriyor size. Bu haritayı biraz daha bilmek gerektiriyor tabii bunu bu şekilde oynamak. O yüzden haritayı tam öğrenene kadar, hatta öğrendikten sonra da hani nerede spawn olacağınızı seçmek oldukça iyi bir avantaj sağlıyor. Loot'un nerede olduğunu, nereye daha hızlı gitmem gerektiğini de az çok kestirmiş oluyorsun. Bu önemli bir özellik. Bunu göz ardı etmeyelim, hatırlayalım. Haritalar kısmı bu şekilde. Onun haricinde envanter olarak söylemek istediğim şu key bar ve dog case itemlarını oyun içinde karşılaşırsanız mutlaka alın. Bu yerden bulduğunuz anahtarlar malum çok değerli. Çünkü kapısı açılmayan bölgeleri gidip kapısını açmanızı, içindeki loot'u almanızı sağlıyor bu anahtarlar. Hangi anahtarın nerede çıktığını, nereye açtığını öğrenmek istiyorsanız YouTube'da anahtarın ismini ya da anahtar rehberleri de izleyebilirsiniz. Ben şimdilik yapmayı düşünmüyorum bunu. Çünkü değişecek bunların spawn noktaları ve hangi loot'un nerede daha çok çıkacağı. O zaman yani oyun kesinleştiğinde, tam sürümü çıktığında yaparım ancak öyle bir rehberi. Şimdilik aklınızda bulunsun. Bu key bar veya dog case sayesinde yanınızda yer kaplamadan 16 tane anahtar saklayabiliyorsunuz. Aynı zamanda dog case para da saklıyor isterseniz. Onun haricinde şu cüzdan wallet item'ı 4 slotluk bir item. İçinde 4 farklı para slotu var. Sadece para koyabiliyorsunuz bu cüzdanın içine de. Yanınızda bir tane bulundurmanızı tavsiye ederim. Çünkü loot yaparken euro, ruble veya dolarla karşılaşabilirsiniz. Bunların hepsi ayrı yer kaplıyor. Yani dolarla rubleyi ya da euroyu birleştiremiyorsunuz. O yüzden hani 3 slot kaplayacağına bir slot kaplayarak 4 farklı para biriminden istediğiniz kadarını yanınızda çıkartabilirsiniz. Gamma konteynerinizde yer kaplatmadan. Tabi bunları her zaman gamma konteynerinizde tutun. Hiçbir zaman ana envanterinize koyup da girmeyin. Envanter olarak başka aklıma gelen şöyle bir olayımız daha var. Onu da göstereyim. Bir tane daha çanta alayım. Ha, bu arada hazır gelmişken onu da göstereyim. Traderlardan item almak istiyorsanız şuradan para, hangi para birimini kullanıyorsa, kaç dolar ya da kaç ruble, kaç euro olduğunu buradan görüp basıp şuradan fill items deyip deal diyorsunuz. O şekilde envanterinizi alıyorsunuz. Eğer o kadar paranız varsa üzerinizde, burada direkt otomatik olarak yerine yerleşiyor fill items dediğinizde. Şimdi bir çanta daha alalım. Çantaya çift tıklayıp oyun içinde veya siteşinizde çantalar malum çok yer kaplıyor. Çantanın içi boşsa eğer şu şekilde iki çantayı bir çantanın içine iç içe yerleştirebiliyorsunuz. Ha, bu sayede çantayı ekstradan para vermemiş olursunuz. Bu şekilde saklayabilirsiniz çantalarınızı. Çanta tipleri zaten şu anlık 4 tip çanta var. Boyutlarını zaten kendiniz oynadıkça hangisinin daha avantajlı, hangisinin daha büyük, ufak olduğunu göreceksinizdir. Genel olarak bu şekilde envanter düzenlemesi yapmanız gerekenler. Yine hatırlatayım, şarjörünüzü yeleğinizde, el bombası ve sağlık kitlerinizde şu şekilde cebinizde veya yine yeleğinizde tutmanızı tavsiye ederim. Yedek mermi almayı unutmayın. Geri kalan şeyler şimdilik bu kadar envanter hakkında söyleyebileceğim. Şimdi karakter hareket mekanizmalarını ve oyun içi hareketlere bir geçelim. Şimdi silahlarımızı denemek için ne yapmamız lazım? Direkt oyuna girip silahımı kaybetmek istemiyorum. Biraz haritayı öğrenmek istiyorum diyorsanız, eğer elimizdekileri kaybetmeden oyunu öğrenmek niyetindeyseniz, şöyle bir seçeneğimiz var. Factory map'ine bastım. Şuradan offline modu seçtiğinizde yine lootlar spawn olacaktır. Yine her şey spawn olacaktır. Siz harita içinde dolaşabileceksinizdir. Yine çıkış noktaları açık olacaktır. Ama
single player olarak girmiş olacaksınız o map'e. Diğer player'lar olmayacaktır ve bu test aşamasında herhangi bir item'ınızı kaybetmeyeceksiniz. Yani ölseniz de bir önemi yok. Ha istiyorsanız botların spam yerlerini öğrenmek, botlara karşı silahlarınızı biraz denemek ve antrenman yapmak istiyorsanız şuradan Enable PvE seçeneğini de seçip sizle birlikte sadece botların spam olmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede hem silahlarınızı denemiş olursunuz, hem armorunuzu denemiş olursunuz, hem oyunu ve map'i biraz öğrenmiş olursunuz. O yüzden bunu tavsiye ediyorum. En başta hemen direkt oyuna girip eşyalarınızı kaybetmek istemiyorsanız, mouse ayarı yapmak istiyorsanız, grafik ayarı yapmak istiyorsanız gibi bu özelliği şimdilik kullanın. Bu ileride kaldırılabilir çünkü açık beta veya full sürüme geçtikten sonra. Şimdilik biz offline mod olarak botlar spawn olmadan bir girelim. Karakterimiz nasıl hareket ediyor, nasıl hareket edeceğiz oyun içinde, hangi tuşlar ne işe yarıyor onları biraz göstermeye çalışacağım. Evet, normal oyuna başlar gibi yine başladık. Evet, oyuna ilk başladığınızda eğer otomatik bir silah kullanıyorsanız B tuşuna basıp full otomatiğe alabiliyorsunuz. Bu ilk başta yapmanız gereken şey. Çünkü bütün otomatik silahlar oyuna başladığınızda single modunda başlayacaktır. Şimdi oyuna ilk başladığımızda bunu aklımızda bulunduralım. Onun haricinde ayarlardan birkaç püf nokta var, onları göstermek istiyorum. Buradan sensitivity ayarlarınızı yapabilir, tuş atayabilirsiniz, istediğiniz tuşu değiştirebilirsiniz. Şuradan işte hold to aim, hold to walk ya da hold to sprint hangisi sizin için daha kullanışlıysa oradan seçebilirsiniz hangisine alıştıysanız. Şimdi game'e gelelim. Burada game'de Always Show Interface Elements seçeneğini tıklıyoruz. Abi isterseniz tıklamayın. Bu ne işe yarıyor? Şöyle göstereyim. Bakın sol üstte karakterin bir modeli var. Bir adam figürü var. Nereden vurulduğunuzu, nerenizin yaralı olduğunu o kısımdan takip edebilirsiniz. Diyelim kolunuz yaralandığında o sol üstteki karakter ikonunda kol kısmı kırmızı olacaktır veya siyah olacaktır yaralanma biçiminize göre. Oradan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda bir kere tab'a basıp kapattığınızda bu arada evet envanter tab tuşuyla açılıyor. Yine üstte görmüş olduğunuz 1, 2, 3, 4 hangi tuşa ne atamıştım oradan takip edebilirsiniz. Ha oyun içinde ben bir şeyi bir yere atamak istiyorum diyorsanız şöyle iptal edeyim. Şöyle tutup sürükleyip 5 tuşuna atadığımda ben yine 5'e bastığımda oyun içinde yaralıysam eğer bu first aid kitini kullanacaktır. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi tekrar settings'e geri dönelim. Game'e. Şu head bobbing kısmını mümkün olduğunca kapatın abi. Koşarken çünkü kafasının sallanması efeyi veriyor biraz bu. Bunu mümkün olduğunca 0.2 hatta ileride belki kapatma seçeneği varsa onu da kullanabilirsiniz. Şimdi daha da önemli olan şurada FOV seçeneğine bir gelelim. Bu sizde büyük ihtimal başlangıçta şöyle olacaktır. 50 olacaktır. Bunu ben 65'te kullanıyorum. İsterseniz 75'e de alabilirsiniz kendinize göre. 65 benim için ideal monitörüm için. Bu ne demek? Bu Field of View, karakterin bakış açısı. Şöyle bir arttırıp bakalım. Karakter biraz daha geniş bir alanı görmeye başladı bu şekilde. Ama böylece tabii skopsuz çatışmalarda uzaktaki player'ları görme şansınızı biraz azaltırsınız açık map'lerden. Yani faktör map olduğu için biraz dar bir alan. Ben o yüzden 65'te kullanıyorum. Size de 65'i tavsiye ederim. Aksi takdirde şu skoplarda hani M4'te olmaz ama hani RSS gibi ileride eklenecek olan SVD'de gibi hani DMR klası olan silahlarda skop biraz daha ufak görünecektir. Şu an göründüğünden çok daha ufak görünecektir. Eğer FOV'u 50'de kullanıyorsanız bunu da aklınızda bulundurun. Bu da önemli bence. Onun haricinde işte sesleri buradan açıp kapatabilirsiniz. Müziği mutlaka kapatın. Çok kafa ağrıtacaktır. Genel olarak ayarlarda bunları tavsiye ediyorum. Grafik ayarlarında zaten kendi bilgisayarınıza göre kendi ayarınızı yaparsınız. Evet, şimdi karakter hareketlerine biraz geçelim. İlk oyuna başladığımızda şu otomatik single şuradan B tuşu ile yaptığımızı tekrar hatırlatalım. Bir tuşuna basıp pistolümüzü çekebiliriz. İkiye bastığımızda silah. Bunlar temel şeyler. Bunları zaten anlamışsınızdır.
Yine klasik WASD kontrollerimiz. Şimdi birkaç püf nokta var. Onlara değinmek istiyorum. Birinci olarak C tuşuna basarak, Ceyhan'ın C'si tuşuna basarak mouse topunu yukarı aşağı kaydırdığınızda kademe kademe eğilme ve kalkma seçeneğiniz olacaktır. Bu nerede işinize yarayacak? Onu da göstereyim. Gidelim hemen köşeye. Mesela şöyle bir alanda atış yapmak istiyorsunuz. Karşınızdan gelen birisi var. Önünüzde parmaklıklar olduğundan atış yapamıyorsunuz. Ama şöyle C'ye basıp bir tık aşağıya veya yukarı kaydırdığınızda mouse topunu gördüğünüz gibi daha temiz bir atış şansınız olacaktır. Böyle önünüzdeki engellerden biraz daha istifade edebilirsiniz. Hem daha iyi koruma sağlayacaktır parmaklıklar, hem de içinden doğru karşıdaki player'la çatışabilirsiniz ya da botla, neyse. İşte Q, E seçeneğini mutlaka kullanın. Köşelerden dönerken mutlaka Q veya E ile kontrol edin. Aksi takdirde eğer bölgede player varsa vücudunuzun tamamını görüp atış yapacaktır. Ama şu şekilde baktığınızda zaten klasik FPS oynuyorsanız ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Item lootlamak için diyelim işte böyle ceketler, kutular, çantalar vesaire, bunları lootlamak içinse F tuşuna basıp bu şekilde search kısmını bekliyoruz. İçinde bulunan itemler teker teker dökülüyor. İçinde ne varsa. Bu ölü player'ların üzerindeki ceketler, çantalar içinde geçerlidir. Cepleri içinde geçerlidir. Loot yapmak bu şekilde. Onun haricinde yani çok kullanır mısınız bilmiyorum ama sol alt tuşuna basarak şöyle W'ya bastığınızda şöyle bir siper olarak göstereyim. Şu şekilde de ateş etme şansınız var. W ile yukarıya, S ile de yana doğru, sağ tarafa doğru atış yapabiliyorsunuz kendinizi göstermeden. Ama bunu tabii pek aktif kullanmanın pek bir şansı yok bence. Şimdi diyelim iki farklı scope tipi olan silahınızda, şu an benim elimde olduğu gibi Hammer scope'da iki tane scope modu var. Biri üstteki Red Dot, diğeri ise alttaki 4X scope'u. Bunlar arasında geçiş yapmak içinse sol CTRL ve sağ klik tuşunu kullanıyoruz sight açıkken. Şimdi Zeroing'e gelelim. Eğer ARMA oynayanlar zaten az çok ne demek istediğimi anlayacaktır. Zeroing silahın sıfırlama menzili. Yani tam nişan aldığınız noktanın kaç metre olduğunu, tam nereye atış yapacağınızı göre. Eğer uzaktaki hedeflere atış yapacaksanız sight'ı açtıktan sonra veya scope'u, bakın sağ altta bir 50 diye bir rakam çıkıyor scope'u açtığımda. Page up ve page down seçeneğini kullanarak, eğer sniper scope'u falan kullanıyorsanız da bu işinizi görecektir. Bu şekilde silahın sıfırlamasını, zeroing'ini artıp azaltabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Spawn olduğunuzda şu red dot olanlar 25, scope olanlar da 50 olacaktır. Şöyle göstereyim. Şöyle 25, bunu da 50'le değiştirebilirsiniz ayrıca. Şöyle açtığımda da 50 oluyor. Gördüğünüz gibi. Zeroing sistemi bu şekilde. Sol altta karakterin staminasını takip edebilirsiniz. Bakın koştukça o yeşil bar boşalacaktır. Hareketsiz kaldığınızda veya depar atmadan koştuğunuzda, shift'e basmadan bu şekilde dolacaktır bu stamina barınız. Onun haricinde nişan alırken aklınızda bulunmanız gereken, otomatik atış yapacaksanız eğer, şöyle eğilelim, shift'e basılı tutarak atış yapmanızı tavsiye ederim. Shift nefes tutma bu arada. Tabi skilliniz arttıkça, oyun oynadıkça bu nefes tutma skilliniz de artacağından da avantajını da göreceksinizdir. Shift'e basılı tutarak otomatik atış yapın mutlaka. Yoksa çok yukarılara şu şekilde gördüğünüz gibi dağıtıyor. Yani toplu bir atış yapmak istiyorsanız shift'e basılı tutarak mutlaka atış yapın. Bu tekli veya çoklu atış modlarında da yine işinizi görecektir, uzun mesafe atışlarında özellikle. Onun haricinde mouse'un orta tuşuna basılı tutarak kafanızı sağa sola çevirebilirsiniz. Diyelim bir köşeyi tutuyorsunuz ama arada sağdan da biri çıkacak mı onu takip etmek istiyorsanız şu şekilde bir gözünüzde yanda olabilir. Aynı anda iki açıyı da bu şekilde tutabilirsiniz. Ya da koşarken arkanızda ya da yanınızda birinin olup olmadığını o yöne doğru bakmadan da bu şekilde takip edebilirsiniz. Hareket mekanizması olarak.
Onun haricinde işte yine R ile şarjörümüzü değiştiriyoruz. Şu şekilde yarım olan şarjörleri üstümüzdeki yedek mermilerle doldurabiliyoruz istersek. Bunlar AK şarjörleri şu M4. Başka başka neden bahsedebilirim? Zıplama sistemi biraz bug'lı. Bazen böyle köşelere falan takılarak şey yapabilirsiniz. Şöyle geriden açılıp biraz zıplamanızı tavsiye ederim. Hatta deparla zıplamanız çok daha etkili olacaktır. Bir şeylerin üstünden atlarken. Mesela buradan direkt atlayamıyoruz. Şu şekilde. İki kademede anca atlayabiliyoruz. Tabii atlama zıplama skilleriniz de oyun oynadıkça, zıpladıkça falan gelişeceğinden siz de fark edersiniz aradaki farkı zamanla. Da biraz zor gelişiyor skiller. Bayağı oynamanız lazım. Bende de yani şu an çok iyi bir zıplama skilli yok. Onun haricinde birkaç hani detay olan kısım var. Ha, silah aparatlarını atladım. T tuşuna basarak Trabzon T'si silahın üzerinde varsa ışık ve lazer sistemlerini buradan kullanabiliyorsunuz. Ha, eğer iki özelliği birden olan bir flashlight veya lazer kullanıyorsanız şu şekilde CTRL T'ye basarak lazer ve ışık arasında geçiş yapabilirsiniz. Tabi T'ye bastığınızda da aç kapa şeklinde olacaktır. Aklınızda bulunsun. Ha, scope'un night vision'lı scope'unuz varsa mesela onda da alt sağ klik yapıyorsunuz ama benim şu an tabi night vision'lı bir scope'um olmadığından ya da termal bir scope'um olmadığından modunu bu şekilde değiştiremiyorum. Bu da aklınızda bulunsun. Onun haricinde işte kurma kolu çekip içinde silah mekanizmasında mermi var mı yok mu bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Ayrıca silah tutukluk yaptığında da şu hareketi yapmanız gerekecektir. Bu da Shift T ile yapılıyor. Sol Shift T. Ha, isterseniz şarjörün içinde ne kadar kaldığına envanterinizi açıp bakmadan öğrenmek istiyorsanız da şu şekilde Alt T'ye basarak bakın sağ altta full diyor. Biraz sıkalım. Şimdi neredeyse yarım diyor. About half diyor. Sağ altta gördüğünüz gibi bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Aldığınız silahları şu şekilde L'ye basarak sağ soluna bakıp görebilirsiniz. Böyle de bir seçeneğimiz var. L tuşu. Şöyle Lüleburgaz göstereyim. Onun haricinde eğer night vision gözlüğünüz varsa şu şekilde Nide'nin NES tuşuna basarak şu şekilde Night Vision'ınızı da aktif hale getirip kullanabilirsiniz. Şimdilik bunlar aklıma gelen karakterin genel hareket mekanizması ve şu eğilme kalkma özelliği özellikle bence önemli bir noktayı tutarken ya da siper alırken. Onun haricinde işte X'e basarak yere yatıyorsunuz. Tekrar kalkabilirsiniz. Hareket mekanizması ve temel silah özellikleri olarak da aklıma gelenler bunlar. Şimdi sağlık kısmına geçelim. Evet, sağlık kısmı içinse oyun içinde diyelim yaralandınız. Şöyle açayım. Şuradan Gear veya Health'e bastığınızda karakterin genel sağlık durumunu göreceksiniz. Şu an benim karakterim tamamı sağlıklı. Bütün vücut parçaları. Bir yüksekten düşelim. Biraz canımız gitsin, onu gösterelim. Şöyle düştük. Gördüğünüz gibi sol üstte beyaz üzerine kırmızı bir ikon çıktı. Şöyle üzerine geldiğimizde de fracture şeyini göreceksiniz. Şurada da pain göreceksiniz. Bu ağrı etkisi ekranınızı biraz bulanıklaştıracaktır. Pain. Fracture ise karakterin şu şekilde topallamasına neden olacaktır. Bu esnada zıplayamaz veya koşamazsınız. Peki bunu geçirmek için ne yapmam gerekiyor? Bunu geçirmeniz için splint sağlık parçalarından splint'i kullanabilirsiniz. Fracture'ı geçirmek için. Ama splint çok gerekli olmuyor. Yerinizde fazladan yer kaplayacağından. Benim kullandığım yöntem şimdilik şu. Bu ileride değişebilir. Yeni update'ler ile. Şu painkiller'ı kullanarak ben de 4 tuşunu atalı. Bakın bastım. Painkiller'ı kullandığımız andan itibaren karakter koşabiliyor.
eğilebiliyor, kalkabiliyor. Eskisi gibi hani sağlığı herhangi bir şekilde bozulmamış gibi bacağın. Ama bu painkillerin de tabii bir efekt süresi var, yaklaşık 5 dakika kadar. Aklınızda bulunsun. Onun haricinde sağlık kitini kullanmak istiyorsanız, isterseniz direkt atadığınız tuştan 5'e basarak benim gibi şu şekilde kullanabilirsiniz. Alttaki barda olduğunda hasarlı olan bölgelerden birini otomatik kendisi basıyor. İsterseniz sadece bir bölgede, mesela şu fracture işareti gibi siyah ve kırmızı bir işaret daha var, şöyle kutucuk, blood loss diye, blood loss işareti. O kısmın üzerine sağlık kitinizi götürüp şu şekilde mesela kanamayı durdurabilirsiniz. Kanama ne yapar? Saniyede bir can bütün vücudunuzdaki parçalardan bir götürmeye başlayacaktır ve canınız toplamda şu 435 olan kısım sıfıra düşmesine yakın öleceksinizdir. O yüzden hani kanama olan parçalarınız şu ifak kitini kullanarak durdurabilirsiniz. Ha, kanamayı durdurmanın tek yolu ifak mı? Hayır. Bandajla da durdurabilirsiniz. Saliva kitle de durdurabilirsiniz. Grizzly kitle de durdurabilirsiniz. Onlar seçeneğe bağlı, isteğe bağlı. Ben sadece ifak kitlerini kullanıyorum. Hem az yer kapladığı için hem 300 puanlık can doldurma hakkınız var. Şuradan da takip edebilirsiniz sağlık, kaç puanlık daha sağlık basılabileceğini bu kitle. Bu da aklınızda bulunsun. Ya benim tavsiyem bu ifak kitlerini kullanmanız. Bu en optimum seviyedeki sağlık kiti bence şu an oyunda. Onun haricinde sağlık hakkında söyleyebileceğim, diyelim ki bacağınız ya da kolunuz tamamen siyah oldu. Yani şu yeşil bar tamamen siyah, sıfıra sıfır olduğu andan itibaren oraya artık hiçbir şekilde sağlık basamazsınız. Ama yine de painkiller kullanıp koşmaya devam edebilirsiniz, painkillerin etkisi boyunca kırıkta olduğu gibi. Ama bu esnada bacağınız ya da kolunuz ya da vücudunuzun hangi bölümüyse siyahken, o bölgeye aldığınız hasar, kurşun olur, bıçak olur neyse, bütün vücudunuza eşit olarak dağılacaktır. Yani bacağı kırılmış, tamamen siyah olmuş birinin bacağına sıkmak, yani normalde gövdesine 3-4 atışla öldüremeyeceğiniz bir adamı bacağına sıkmaya devam ederek direkt öldürebilirsiniz. Yani oraya nasıl diyeyim, 25 damage geliyorsa bütün vücuda 25 damage gelecektir, bütün parçalara. Bunu aklınızda bulundurun kendiniz için de. Bu önemli bir özellik. O yüzden hani vücudunuzda herhangi bir parça siyahsa, o yüzden hani biraz daha geride durmaya çalışın. Arkadaşlarınızın ön planda olmasına çalışın çatışmada. Çok daha kolay öldürülebilirsiniz, herhangi bir vücut bölümünüz siyah olduktan sonra. Ha, onun haricinde karnınız, stomak bölgesi siyah olunca yavaş yavaş su kaybetmeye başlayacaksınız. Onu da aklınızda bulundurun. Mesela bakın, sağlık etkisi şu an benim kırığım olmasından dolayı bir -0,03'lük bir su ihtiyacım var. Hani böyle etkileri de var. Yani bir an önce bir yeriniz siyah olduktan sonra çıkış noktasına doğru yönelmenizi ben tavsiye ederim şahsen, çünkü çok daha kolay ölürsünüz. Yani armorunuz olsun olmasın, diyelim vücudunuzda armor var, bacağınız siyah, adam bacağınıza sıktı, tek mermide bile sizi öldürme şansı olabiliyor. Aklınızda bulunsun. Onun haricinde şu painkiller'da dikkat ettiyseniz oyun bayağı bir keskinleşti. Bu ormanlık olan maplerde biraz sizi zorlayacaktır diğer player'ları görmenizi. Bu painkiller'ın etkisinden dolayı olan bir efekt. Şu şekilde on painkillers efeğini görünce oyun gereğinden çok daha keskin olacaktır. Detayları ormanlık alanlarda biraz zor tayin edeceksinizdir. Sağlık olarak aklıma gelenler bunlar şimdilik. Daha başka sorunuz, öneriniz, isteğiniz varsa yine yorumlardan ulaşın. Şimdilik aklıma gelenler bunlar, yeni başlayan arkadaşlar için. Hani bunun haricinde oyun içinde ne özellik var? Şu şeyi göstereyim. Mesela Ah, legs broken shit. bakın, sol altta leg broken uyarısı var. Bacağın kırık olduğunu yanındaki arkadaşlarına Y'ye Ah, basarak mesela need a karakteri fix. konuşturarak da söyleyebilirsiniz. Öyle de bir özellik var. Ah, need a fix. Şuradan Legs broken shit. ha, bir yer Ah, şey olunca legs tekrar gone. gözükmüyor.
Aynen. Bakın painkiller'ın etkisi geçti. Karakter tekrar toparlamaya başladı. Onu da göstereyim. Toparlarken oldukça eğim almak, hareket etmek zorlaşacaktır. Çok yavaşlıyor çünkü karakterimiz. Bir tane daha painkiller kullanalım. Bunu istediğiniz kadar kullanabilirsiniz ama üst üste kullanmayın. Hani bir tane kullanın, etkisi geçsin, sonra ikinciyi kullanın. Bunu söyleyebilirim. Ha onun haricinde hareket mekanizması olarak şunu da hatırlatayım. İsterseniz Caps Lock'a basılı tutarak şu şekilde yavaş yürüyebilirsiniz. Veya mouse topunu herhangi bir tuşa basmadan yukarı aşağı çekerek, bugün sol altta stamina barının olduğu bölümde görürseniz, karakterin hareket hızını şu şekilde arttırabilir ya da yavaşlatabilirsiniz. Bunu Caps Lock'a basarak da yapabilirsiniz, yavaş yürümeyi isterseniz. Benim aklıma gelenler bunlar şimdilik. Karakter animasyonları, sağlık ve envanter olarak. Yeni başlayan arkadaşlara tavsiyem, offline olarak şu an benim yaptığım gibi oyuna girip haritayı biraz öğrenmeniz. Nerede loot çıkar, botlar nerede spawn olur, PvE seçeneğini de tıklayarak. Hani haritaları biraz öğrendikten sonra player'lara karşı da normal raidlere girmeye başlarsınız bence. Oyun oldukça hardcore. Hiç hatayı affetmiyor. Yani tek mermide ölüyorsun, yeri geliyor kafandan veya hasarlı olan bölgenden. Hani elinizdekileri mümkün olunca kaybetmemeye çalışarak arada scav girin. Onu tavsiye edebilirim. Nasıl olsa offline girince üzerinizdeki itemlar hiçbir kaybolmuyor ölseniz bile. Bu şekilde. Hani bunu aklınızda bulundurun. Oldukça iyi bir özellik, offline özelliği. Mümkün olunca haritaları, farklı haritaları, mesela şimdilik sadece 4 tane map'imiz var oynayabildiğimiz. Şöyle göstereyim. Woods, Factory ve Customs. İşte sonraki update'lerde Interchange gelecek diyorlar. Diğer işte Streets of Tarkov falan. Onlar geldikçe hani yeni map'e direkt PvP olarak girmektense, direkt raid olarak girmektense şuradan offline seçip PvE'yi de seçip botlara karşı biraz kendiniz denemenizi ben tavsiye ederim. Aksi takdirde ilk oyunun size vereceği itemları kaybettiğinizde oldukça zorlanacaksınız. Onu söyleyeyim. Ben bütün itemlarımı kaybettim. Elimde hiçbir şey kalmadı. Ama o zaman scav gireceksin. Ama bildiğiniz gibi scav'da yarım saatte bir kere girebileceksiniz. Herhangi bir şeyiniz kaybolmaz scav'da. Daha önceki videolarda açıklamıştım o sistemi. Hani mümkün olduğunca burada da loot yapıp elinizdekini arttırıp level almaya çalışın. İlk 20 level'a kadar ben faktöriye girmenizi tavsiye ederim. Onun haricinde tabi her zaman şöyle trader'ları açıp, mesela şu trader'ı, şuradan tasks bölümünde, şurada size görevler verilecektir tek tek. Bu görevlerin ismini YouTube'a yazıp rehber videoları izleyebilirsiniz. Ben yapmayacağım çünkü bu göre değişeceklerdi. Değişecek ya da daha farklı şeyler eklenecektir illaki. Hani YouTube'da yeterince rehber video var. Sadece görevin ismini veya trader'ın ismini yazıp Escape from Tarkov diye aratırsanız zaten 50.000 tane video ile karşılaşacaksınız. Hangi anahtar hangi kapıyı açıyor, ne nereden bulunur, nasıl alıp kaçmam mı gerekiyor, bir yere bir şey mi yerleştireceğim falan gibi görevler var. Hani onları merak ettiğinizde görevin ismini şu şekilde, mesela Delivery from Past Prapor deyip aratırsanız bunun hakkında bir dünya rehber videosu görebilirsiniz YouTube'da. Bu görevleri mutlaka yapın. Hem ödülleri olacaktır bu görevlerin size. Şu aşağıda bakın, awards kısmında işte bir tane pistol, şarjör artı para falan gibi, mesela ilk görev. Mesela bu arttıkça tabii görevin size vereceği hem trader skill'i artacaktır, trader level artacaktır. Hem buradan alacağınız para ve armorlar, silahlar neyse, diğer görevlerde de işinize yarayacaktır. Oyunda da hayatta kalma şansınızı arttıracaktır. Bunları akılda tutun. Görevleri mutlaka yapın. Ve ilk 20 karakter level'ına kadar, şöyle göstereyim. Mesela benim 35 şu an. Bütün trader'lar tam level'a geldi. Görevlerini yapa yapa. İlk 20 level'a kadar Factory map'inde oynamanızı tavsiye ederim. Eğer diğer map'lerdeki görevleri yapmıyorsanız trader'lardan aldığınız. Ayrıca şuradan da overall'a gelip işte toplamda kaç adam vurdunuz, kaç headshot attınız, kaç tane uzun mesafe kill aldınız, kaç tane SMG'li vurdunuz falan da şu overall kısmından gelip bakabilirsiniz. Oyun içinde veya dışında şuradan task kısmından hangi görevin ne kadarı kaldı, ne yapmam gerekiyor şeklinde buradan bakabilirsiniz. Şuradan da skill ağacına bakıp hangi skill'in size ne vereceği, ne götüreceği veya kaç olduğu şeklinde şu an buradan bakabilirsiniz.
Bunları aklınızda bulundurun. Bunlar da önemli çünkü bu skilleri hani özellikle bir skill'i kasma gibi bir şansınız yok. Oyuna oynadıkça, koştukça, loot yaptıkça, adam vurdukça artacaktır bu skill'ler. Şöyle işte silah skill'lerimiz de var. Bu da kullandığınız silah tiplerine göre artıyor. Mesela işte recoil ile azalıyor mesela. Assault Rifle skill'ini level 6 yaptığım için toplam weapon recoil'ini, silahın tepmesini %2 kadar düşürüyor mesela. Hani bunun gibi böyle ufak küçük bonus özellikler var. Bunlar da hayat kurtarıyor ileride alıştıkça. Bunları da aklınızda bulundurun. Şimdilik benim aklıma gelenler bunlar. Hani mümkün olduğunca az kaybedip çok kaçırmaya çalışın. Haritaların çıkış noktalarını öğrenmeye çalışın. Botlara karşı nasıl kendinizi savunacağınızı, botların hareket mekanizması çünkü biraz fazla iyi atış yapıyor botlar. Daha önce benim videoları izlediğiniz ya da başkalarının videosunu izlerseniz görürsünüz. Botlar oldukça iyi. Aimbot gibi hareket ediyorlar. Yani şimdilik benim söyleyeceğim şeyler bunlar. Aklınıza takılan bir şey olursa yine aynı şekilde yorumlardan ulaşın bana. Ben elimden gelince cevap vermeye çalışırım. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi oyunlar.